Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından, Sorgun Süs Tavuklarından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Şimdi biz nereli göreceğiz abi burada? Şimdi burası bizim kapalı kümesimiz, ilk yaptığımız kümes. Evet abi. Saymadık da içeride böyle kat kat bölmelerimiz var. Kümeslerimiz şöyle, farklı kafeslerimiz var. Belki bir içeride 40 tane, 45 tane, 50 tane şeyimiz var. Yani çeşitli alanımız var. Evet. Abi şimdi o zaman kümes kümes gidelim. Tamam. İstersen buranın kapısını açarak bir sürpriz bir şekilde insanlara gösterelim abi. Tamam. İlk kümesi, kapıyı açarsan. Nereden şimdi kapı? Bunlar şurada, evet. Kapıları var. Heh, şöyle bir çekim. Bunlar yapalım. Tavus kuşları. Bunlar muhtemelen kaçanlar. Oo, biraz... kaçtılar ya öbür tarafa. Evet. Aa, bir dakika abi. Buranın diğer tarafına bağlantısı var. Bütün hayvanlarımız dışarı çıkabilmesi için yani 3 bölmeden oluşuyor. Onlar... Bir dışarı, bir orta, bir de içeri. Bu içeri bölme yalıtımlı. Yani kışın donma olayı yok, soğuk olayı yok. Evet. Yani kışın bizim buralar 25-30 dereceyi görüyor sıfırın altında. Ama bu yalıtımdan dolayı yani 5-10 derece sıfır artı şey yapıyor yani son. Evet abi, süper. Şimdi tavus kuşlarını o zaman dışarıda konuşuruz. Onu, evet. Burada olanları konuşalım abi. Devam edelim istersen birlikte. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim abi. Buradaki kuzular kimler? Şunlar milli ırkımız. Evet abi. Siyah Osmanlı Sultan tavuklarımız. Bu Osmanlı Sultan tavukları şu an 3 renk olarak piyasada var. Hatta 4 renk diyelim. Bu siyahlar var, şu desenliler var. Maviler var, bir de beyazlar var. Abi bu Osmanlı siyahlar, bunların yumurta verimi nedir? Osmanlı Sultan tavukları 100-120 yumurta arası veriyor senelik. Evet. Çok az yerler ama çok bakıma yani zor bir hayvanlar. Çünkü ayak şeyleri, paçaları falan çok çabuk kirleniyor. Siyahlarda sıkıntı değil ama beyazlarda çok. Beyazlarda değil mi? Aşırı, evet. Abi bunlar şimdi şey söyleyeceğim. Ben bunların siyahını gördüm. Bunların beyazını gördüm ama şu desenleri, bu desenleri ilk defa gördüm ya. Yani biz de ilk sefer gördük, böyle aldık bunları. Bunların splash'leri falan da var. Farklı mavileri de var. Bunlar da özel bir şey. Bilmiyorum artık. Yani başka bir yerde de görmedim. Hiçbir araştırmasını da duymadım. Bize böyle geldiler. Bizim de çok hoşumuza gidiyor yani. Evet hocam. Osman abi, bunların fiyatları nedir? Yani yumurta fiyatı ve anaçlık fiyatları, bir de civciv fiyatları. Yani şimdi bilelim bunları. Niye tabii soruyorum biliyor musun abi? Piyasada o kadar çok fiyat var ki. Evet. Yani bir fiyat kirliliği var. Evet. Ya bilelim abi, her gittiğim yerden bunu sorup öğrenmek istiyorum. Biz de yani sonuçta doğru fiyat, hak ettiği fiyatı alalım her şeyi. Şimdi o light brahmalarda söylediğim gibi bunların da yarışma kazanmış hayvanları bizim anaçlarımız var beyazlarda. Onlar böyle federasyon kayıtlı çok özel hayvanlar. Yani o hayvanların şu anki fiyatları, anaçlar 600 lira. Ama normal piyasada satılan fiyat 200-250 o civarda. Anaçları. Yumurtası biz 12'ye veriyoruz. 15-25 arası satılıyor. 15-25 arası. Evet. Biz 12, dediğim gibi ihtiyaç fazlasını veriyoruz. Hani biz tam böyle ticari anlamda başlamadı. İleride ne olur bilmiyoruz. Ama piyasada en ucuz bulacağınız yumurta 15 liradır. 25'e kadar da bunun yumurtası var. Yani bir de şey önemli. Yani fiyat tamam, işte bir 15 olur, bir 25 olur ama bunun gerçekten doğru zamanlarda, doğru yerde ve döllük oranlarında önemli. Adamdan alıyorsun yumurta. Bir bakıyorsun onu da boş çıkıyor. Evet. Yani onun için burası çok önemli. Yani aldığınız kişilere döl garantisini, oranını sorun. Evet. Tabii yani şimdi biz döl oranı biz %85 falan yani çıkım alıyoruz. Anladım. Ortalama ona döl oranı. Sen de karşı tarafa böyle biz söylüyoruz. Söylüyoruz ama şimdi karşı tarafın makinesi kötüyse, bir tavuk kalktıysa, evet, adam diyor ki hiç çıkım alamadım. Evet, doğru. Yani biz de burada bir mesuliyet üzerine kalıyoruz. Ya bu iş zordur ama döllülüğün garantisi olmaz derim ben. Evet. Ama şöyledir. Ya nasibinde varsa zaten diyorum ben. Evet. Çünkü ben mesela kendi çiftliğimde birisi benden yumurta alacak olsa abi ben gönül rahatlığı garantimi, abi garantisi yok ama ben koyuyorum 35'te 35 alıyorum. Senin nasibin neyse öyle hesapla diyorum mesela. Evet.
Biz de aynısını yapıyoruz. Karşımızdakine itibar ediyoruz. Yani genelde tanıdıklar çevremizde çıkmadı deyince biz hemen adama yeni yumurta gönderiyoruz. Evet, tamam. Telefisini ediyoruz. Çünkü karşıdakini mağdur etmek istemiyoruz. Ama dediğim gibi bunlar da çok önemli bir kriter. Yani satın aldığımızda nasıl karşı taraf bize dürüst olmasını istiyorsa biz de o tarafa dürüst olalım. Yumurtayı çok beklettiysek, makinemiz iyi değilse bunu da söyleyelim ya da bir tavuk kalkıp onu yatıyor. Evet, şimdi diğer kümese geçiyoruz. Tamam, burayı kapatalım. Evet, burayı kapatalım abi. Abi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Efsane buraya. Bura çok, hem sıcaklığı da çok güzel. Ya sıcak değil, farkındaysan. Çok böyle değil. Onu diyorum işte, evet. Ben terleyen bir adamım, evet. Abi kilo da var, evet. Tamam ama ben vallahi burada evimde huzurlu hissettim. Bir de abi hayvanların içinde yemin ederim huzur buluyorum. Evet. Şuradan evet. Sabaha kadar konuşalım abi. Sen. Evet. Evet abi, bunlar burada bu fidan. Güzellikler kimler? Gümüş fidan. Gümüş fidan. Horozumuz çok özel bir şey. Bak şu saç şekline bir iyice bakın. Evet abi. Yakından tarafı, çekiyordu arkadaşlar. Evet, bir tarafı şekil yani. Hiçbir şey yok. Sanki yana taranmış gibi. Şöyle baktığınızda yani böyle, bu doğadan böyle. Allah subhanahu teala bunu böyle yaratmış. Maşallah. Böyle güzellik vermiş. Bunlar desenleri çok muhteşem. Fidanlar içinde şu an çok revanşlı olan bir takım. İki artı birimiz var. Arkadan gelen civcivlerimiz falan var. Yani hayvanlar çok güzel. Avrupa'dan gelme bunlar. Evet. Avrupa'da bunların hepsine cadaver diyorlar. Tepeli cadaver tavukları. Türkiye'de de bu siyah, kafaları beyaz rahibe dedikleri. Evet. Onların ismi de, diğer ismi Türkiye'de pado fidan deniliyor. İşte o cadaver'den geliyor. Abi bunların fiyatları nedir? Yani şimdi bunlar 3 artı 1 şey, 2 artı 1 böyle bu şekilde 1200'den 2000 liraya kadar satılıyor. Yani tanesi 400'den başlıyor. Tanesi, tanesi 400'den başlıyor. Abi fena da fiyatlar değil ya. Eğer iyi bakarsan, koşulları evet. iyi ayarlarsan. Yani vallahi diyor, şunun güzeye bak. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben buradan Tavukların Dünyası YouTube kanalı var. Faruk. Evet. Bir de mühendisin çiftliği kardeşlerim var. Evet. Abi ben köy tavuğu beslerdim sürekli. Ya benim için kanadı olsun da derdim, tamam mı? Ne olursa olsun. Şimdi ben bu kardeşlerim beni süse bir yöne yönlendirdi. Giriş o giriş. Şimdi mesela şu da benim böyle canlı olarak görmediğim ırklardan bir tanesi. Bu anlamda teşekkür ederim. Vallahi hem çok sağlıklar, bir de horoz ayrı güzel. Abi tavuklara da ben ayrı, papakları falan çok efsane yani. Müthişler. Valla bayıldım abi. Bunlar da az yem yer. 120 yumurta bunlar da verir senelik. Evet. Yumurta fiyatları yani normalde piyasada bulacağınız en ucuz fiyat 15 lira. 15 lira. En ucuz fiyat 30, 40. Yani evet. Adamlar durduğuna satıyor. Bir de işte hani piyasada bulamazsanız adamlar da bunun farkındaysa yani o fiyatları da istiyorlar. Biz burada 12 liradan veriyoruz öbürleri gibi. Bizim bu fiyat politikamız diyeyim, neyin için böyle? Bazıları kızıyor ya, olur mu işte 1000 liralık hayvan alıyorsun, onu 12 liradan yumurta veriyorsun. Yani biz ihtiyaç fazlasını veriyoruz. Biz daha ticaretini dökmemişiz. Anladım abicim. Hani o zaman ileri olur, hani ihtiyacımız olur, geliri olur, şöyle olur, o ayrı mevzu. Ya ama bence o... sen bir fırsatsın o zaman, süs tavukları. Evet. Yapacak hevesli evet. adamlar için ben öyle görüyorum evet. şimdi. Yani fiyatıyla yumurta fiyatını karşılaştırdığında gerçekten ucuz. Evet. Şimdi sen o zaman fırsatsın. Bence bunu değerlendirebilir arkadaşlar. Evet. Abi. Vallahi süper. Mesela bu fidan çeşitlerimizin yaklaşık bizde 6 ya da 7 çeşit rengi var. Bunların da yaklaşık 20'ye yakın bir rengi olması lazım yani. Değil mi? O kadar evet. çeşit bitmiyor bunun evet, çeşitleri. Evet. Çeşidi bitmiyor. Türkiye'de tabii o kadar yoktur. Bunlar Avrupa'dan geliyor. İşte kim yumurtasını getirmiş, anacını getirmiş burada. Böyle oluşmuş bu hayvanlar. Evet abi. Sonra ileride de zaten diğer videolarda da göreceksiniz. Aynen. O zaman devam edelim abi. Tabii. Gümüş fidandı değil mi bunlar? İstersen şöyle kümesimiz hakkında da bir iki... Ha ver tabii abi, ne demek. Tabii, şöyle tabii. yemliğini gösterelim abi. Tabii. Şu yemlikleri şurada, biz kendimiz yaptık. Arkadan
ön tarafı aşağıda daralıyor. Orada üzerine tel yaptık deşelemesin. Evet, süper. Şurası abi, şu ne? Onu öyle koyduk. Şu öyle yeşil folluk. Folluk. O da folluk niyetine de o folluk. Ha, yeşili kullanıyoruz. Ortalıkta kalmasın diye. Evet. Abi. Suluğu şöyle şeyin içine. Ha, suluklar böyle nipel olarak. Çanak bunlar. Çanak olarak koydum. Şu yukarıda da deposu var. Her iki kafese bir depo çalışıyor. Evet. Yaklaşık yemi de suyu da bir ay, bir buçuk ayda bir dolduruyoruz. Yemi de suyu da. Yemi de suyu da. Abi bir şey soracağım. Şimdi burada şimdi yem, su, buranın sistemini okey. Temizlik olayını kaç günde bir yapıyorsun? Yani biz şöyle bir şey yapıyoruz çocuklarla. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ben buraya çat kapı geldim. Yani bir hazırlığımız yoktu. Evet. Abi gece geliyoruz dedik. Evet. Sen de eyvallah dedin, öyle geldik ama... Ya burada temizlik olayı ne kadar da biz. Bu en önemlisi. Evet. Hemen bitiriyorum Osman abi. Abimiz var bir tane. Asım abimin lafı. İlk YouTube'da videolar çekerken ben ona dedim ki abi hastalıklardan kurtulamıyoruz. Ne yapacağız? Dedi ki ilaç falan filan, tamam her şey okey. Abi hastalıklardan kurtulmak için %50 en önemli şey temizlik demişti. Onun için burada onu soruyorum. Çünkü bu kadar hayvan ve kaç günde bir temizlik yapılmalı? Onu da arkadaşlarımıza söylersen sevinirim. Şimdi hastalığa değineyim ilk başta da. Hastalık yani her kümeste muhakkak oluyor. Evet. Ufak hastalıklar var, salgın hastalıklar var. Ve bu kadar hayvanın içinde, yeni gelen hayvanların içinde hastalık eksik olmuyor. Bir de bizim memleketler hava denişiyor. Sabahından akşamın havası denişik. Sabah yazı yaşıyor, akşam kışı yaşıyor. Evet. Bu tavuklar da bunları kaldıramıyor, hemen hastalanıyor. Ama öbür konuda %50'si de temizlik, yani bu kesinlikle viral hastalıklar hepsi bu temizliğinle alakalı. Değil mi abi? Hayvan ıslak ortamda muhakkak hemen mikrop kapıyor. Ondan sonra yemin üzerine birisi pisliyor, hemen bir hastalık kapıyor ve böylece de yayılıyor. Onun için temizlik çok önemli. Biz şöyle bir şey yapıyoruz, yani biz çocuklarla burayı komple desek ki ayda bir sefer temizleyecek, baş edemiyor. Evet. Çünkü neredeyse bir günü, bir buçuk günü alır burası. Evet. Biz dedik ki kaç tane içeride kümesimiz var, kapalı alanımız var. Yaklaşık 40 tane falan böyle bölmeleri, evet, şu kafeslerde, evet, falan var. Dedik ki her gün bir ya da iki tane şöyle şu kafesten yapalım. İki tane, üç tane de şunları alıyoruz. Hemen el arabasına koyuyoruz. Yeni bir tane yem torbası altına seriyoruz. Biz buraya ızgara yapacağız. Izgara yapacağız. Daha o da nasip olmadı. Aynen. Evet. Devam ediyorsun. Yapım aşaması devam ediyor. Ama şu şükürlerle geçiyor. Çekiyoruz el arabasına. Yeni bir tanesini seriyoruz. Bunun temizliği tamam. Aynen. Süper. Yani 3 günde 5 şey pardon. Günde 2 tane 3 tane bölme yapıyoruz burada. Evet abi. Ve böylelikle 2 haftada bir bütün kümesi dolaşmış oluyoruz. İyi, çok güzel abi. Eline sağlık. Temizlik en önemlisi. Bilemedim. Onu buradan arkadaşlara söyleyelim. Evet. Yani bazen tavuğu at, orada yumurtlasın. Öyle bir şey yok. Yok yok, temizlik olmazsa olmaz abi. Bak farkındaysan da koku da yok. Hiç işte yok. Bak bu sen mi söylüyorsun? Aynen öyle. Bazı yerlerde böyle fazla temizlenmemişler mesela. Yine de bir koku yok. Evet. Ben tabii buraya kendimi şey hissettim. Ya bana öyle bir yatak sersen ben burada yatarım. Vallahi ama bak sen öyle, mi söylüyorsun? Öyle. Evet, şimdi geliyoruz abicim. Burayı şöyle bir. Arkadaşlar, her tarafta. Bunlar abi kimdir? Bunlar bizim. Bunlar Black Motlet Japones. Japones. Japon evet. Bunlar dünyanın ikinci küçük tavuğu diyebiliriz. Birinci en küçük Serama. Evet. Malezya Serama. Bir de Amerikan Serama var. Geçen Zafer abimiz bir video gönderdi bana. Orada da kel boyunlu Seramalar var. Tabii şeyde evet, işte tavukların dünyası da bizim dünyamızda var. Evet. Bunlar çok güzel. Bunlar seramadan daha sağlam, daha yumurta verimi çok. Çok güzel hayvanlar. Evet. Yani seramayla da karıştırılabilecek. Yani anlamayana serama desen alıp gidecek adam. Değil mi? Aynen. Aynen. Çok güzel hayvanlar. Bunların anaçları yani diğerlerine bakarak çok uygun. 150-200 lira bir anaç. Evet. Yumurtası 10 lira, yani piyasada diyeyim 10 lira 15 lira arası. 10-15 lira. Evet. Ve biz şu an 12'ye veriyoruz yani öbürlerine ortalama olarak. Sen 12'ye bir sabitlemişsin abi. Çoğunu öyle yaptık. Sadece bazı özelleri ya düşük ya fazladır. Bunların da diğer süs tavukları gibi senelik 100-120 yumurtası var. Yem
çok az tüketiyorlar. Yani yemi doldurun, şu yandaki yemlik misal, öbür daha demin gösterdiğim yemlik gibi, bunlar da 2-3 ay gider. Evet abi. Yani bir daha yemlik doldurma. Kuyrukları seramadan daha uzun, daha çok güzel. Yani Japonların, biraz da Japonlara da benziyor yani şey olarak. Aynen abi, vallahi. Bunların 2-3 iki rengi var bizde. Piyasada tabii daha çok porselenleri var, beyazları var. Yani bayağı bir çok rengi var bunların. Güzel abi. Bunlar da böyle bende yok. Bunlar soğuğa karşı dayanıklı mıdır? Dayanıklı. 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 Aa, çok süper. Dayanıklı hayvanlar bunlar. Süper. Ben şimdi benim çiftlikte şey yok abi. Elektrik yok. Ben kümesleri yapıyorum işte. Ama benim orası da bura gibi aslında karasal iklim. Evet. Yani ben daha çok dayanıklı hayvanları barındırmaya çalışıyorum. Yani boştan yere böyle güzel bir hayvanı da dayanıklı değilse boştan yere eziyet etmeye de gerek yok. Tabii. Şöyle bir şey de senin soruna ilave edeyim. Hani hayvanlar genel olarak tavuklar tüylü olduğu için soğuğa dayanıklı. Şu gel gitler, yani hava denişimi, ani denişimler bu hayvanlar kaldıramıyor. Aynen. Misal -20-30 derece hayvanlara etki etmiyor. Değil mi? Bir sıkıntı değil. Aynen, doğru söylüyorsun. Yani kendilerini ısıtıyor ama hayvan sıcak iklime alıştıysa Antalya'dan gelen buradaki hayvan muhakkak kırılıyor, ölüyor yani. Evet arkadaşlar, biz de bugün yine Osman abiyle birlikte bunlara ne dedik abi? Japonez dedik. Japonez. Değil mi? Black Motlet Japonezleri de gördük diğerleriyle birlikte. Şimdi bundan sonra seri hala devam ediyor. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Sorgun Süs Tavukları YouTube kanalına sizlerin de abone olmasını rica ediyorum. Hak edene hak ettiğini vereceğiz arkadaşlar. Kanatlar alemi mi? İşte kanatlar alemi, gerçek alem burada. YouTube'da bence istenilen kıymeti görmemiş bana sorarsanız, bence en büyük kıymeti hepimizden fazla görecek olan Osman abimin Sorgun Süs Tavukları YouTube kanalıdır. Oradan açıklama bölümünde linklerinden arkadaşlar abone olmanızı rica ederim. Bu tavukların hepsine de, yumurtalarına da sahip olabilirsiniz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.